Efendim Doğru Tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin, mutlu geçsin inşallah. Çok değerli iki konuğumuz var. Konuklarımız Nişantaşı Üniversitesi'nin Genel Sekreteri Sayın Can Uysal. Aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi'nin Yabancı Diller Direktörü Mr. Michael Daly bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Good morning, welcome to our channel. Günaydın, hoş geldiniz kanalımıza. Çok teşekkür ederim. Müsaade ederseniz ilk sorumuzu değerli konuğumuza soralım. Michael, how many years or months you have been here? Ne kadar süredir burada bulunuyorsun İstanbul'da? Yaklaşık 9 aydır buradayım. Yaklaşık bir yıldır buradayım. Bir yılın altında. Do you learn to, Turkish? Türkçe öğrendiniz mi? Very good. Very good. Çok güzel. What's your impression of English for Turkey? Türkiye'de İngilizce ile ilgili yorumunuz nedir, bakış açınız nedir? Genel olarak aslında günlük dilde çok fazla duymuyorsunuz İngilizce ama çok fazla kişi var taksilerde, restoranlarda. Çok fazla duymuyorsunuz ama giderek değişiyor. Sürekli bir değişim görüyorum. Çok fazla diğer profesyonelle birlikte çalışıyorum. Diğer üniversitelerden kişilerle birlikte çalışıyorum. Network'e başladım. Çok fazla çabanın harcandığını görüyorum. Son derece yaygın ikinci dil haline getirilmek için ülkenizde. Don't say the yes I can Öğrenciler, do about English. Neden İngilizce öğrenebilirim demiyorlar Türkiye'de? No say yes I can do. Evet ben bunu yapabilirim dediklerini görmüyorum. Özgüvenle ilgili bence haklısınız. Evet. Yani özgüveniniz arttığında durum zaten düzelecektir. İlerlemeyi gördüklerinde öğrenciler zaten sürekli kullanmak isteyecekler İngilizceyi. Sürekli konuşmak isteyecekler. Çok fazla kullanacaklar. Pratiğe ihtiyaçları var. Evet. Bizim öğrenciler ben bunu yapabilirim diyemiyor. Esasında bir istek var ama devamı gelmiyor. O niye? Devamı günlük hayatlarında çok yoğun olarak İngilizce pratik yapmamalarından kaynaklı. Dil çok farklı bir alan, çok farklı bir akademisi var, çok farklı bir fonetiği var. Dolayısıyla sürekli pratik yapmanız gerekiyor. Eğer günlük hayatınızda kullanmazsanız çok çabuk unutuyorsunuz ve hiçbir artısını hissedemiyorsunuz, gelişme göremiyorsunuz. Gelişme göremeyince de bu neye sebep oluyor? Özgüven eksikliğine sebep oluyor. Ama bundan sonra hani hayatları için, iş hayatı için bu olmazsa olmaz gereklerden bir tanesi değil mi? Kesinlikle. Yani şimdi kolayı seçmemek lazım. Şimdi zoru seçmek lazım. İleride bunun kolay olması mutlaka, için. Öyle mutlaka, değil mi? Sayın Hocam. Michael, what about English in schools? Peki okullarda, üniversitelerdeki İngilizceye ne diyeceksin? Şimdi ben yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum. Burası bu alanda çalıştığım 6. ülke ve hiç bu kadar fazla çaba harcandığını görmedim. Yüzlerce Türk çalışan var, yüzlerce Türk İngilizce öğretmeni var. Son derece etkileyici bence, büyük bir çaba var. Bazı büyük yayın evleriyle görüşüyorum, bana katılıyorlar. Türkiye büyük bir çaba gösteriyor diyorlar. Herkesin İngilizce öğrenmesi için, gerçekten herkesi iki dilli yapabilmek için. Ki İngilizce son derece yaygın bir dil biliyorsunuz, çok etkileyici. Türkiye'nin performansı. Kolay bir dil. Evet. Ama biz zorlaştırıyoruz. Oradaki şey ne? Kriter ne? Yani takıldığımız nokta neresi? Mükemmel yapmak istiyoruz. Ama biz bir Amerikalı veya İngiliz değiliz. Evet. Öyle değil mi? Öyle kabul etmek lazım. Ben şahsi fikrimi söylemek isterim Sayın Hocam. Her sene aynı şeyleri görüyoruz. Evet, şimdi müfredata bakıyoruz. Başladık simple past tense, işte present continuous tense, tense'leri öğreniyoruz, grameri öğreniyoruz. Harika, süper, müthiş. Shakespeare İngilizcesiyle gramerle yazıyoruz ama sonuç, ertesi sene tekrar öğreniyoruz. Tekrar biz burada ing kullanacaktık. İşte şurada to'yu böyle kullanmamız gerekiyor. Ama hayat böyle değil. Hayatın kendisi akışkan. Hayatın kendi bu kadar sert kuralları yok. Kendinizi hayata bırakmanız gerekiyor. Bir iki yanlış söyleyeceksiniz. Evet. Zamanla bu akacak ve gidecek. Bu bence çok değerli olan. Ben kesinlikle speaking tarafının doğru insanlarla beslenmesi gerektiğine inanıyorum. Tabii ki yani ana dili İngilizce olan öğretim üyelerinin tabii ki burada çok büyük şeyi olacak, artısı olacak. Kesinlikle. Kesinlikle. Nişantaşı Üniversitesi olarak en büyük önceliğimiz
Çocukların hem ortamda, gittikleri ortamda, dil uygulama merkezlerimizde, Dublin'de, Londra'da, gerekse okullarında sürekli İngilizceyi kullanabilecekleri bir ortam sağlamak, bunu da Sayın Daly ile birlikte bu yıl çok çok ağırlıklı olarak hissedeceğiz. İlk yılı bir egzersiz yılıydı ama bu yıl gerçek performansını da öğrencilerimize buluşturacağız bence. Çok çok umutluyum. Michael, how important is English at Nişantaşı Üniversitesi'nin İngilizce ne kadar önemli? Son derece önemli. Tüm üniversiteye yayılıyor zaten, tüm programlara yayılıyor. Öğrenciler İngilizce öğreniyorlar. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 10 bin öğrencimiz vardı İngilizce öğrenen farklı alanlarda. Yani hazırlık sınıfı var, üniversitede öğrendikleri bir İngilizce var ve mesleki İngilizce var. Dolayısıyla temel taşlarından biri üniversitemizin İngilizce. Tüm öğrencilerin küresel vatandaşlar olması bizim için son derece önemli İngilizce kullanarak. Bence önemli olan yalnızca tek bir yıla sınırlı olmaması İngilizcenin. Tüm yıllara, tüm mesleklere, semestirlere, dönemlere, tüm bölümlere yayılıyor. Hatta master programlarında bile İngilizce kullanıyorlar. Dolayısıyla pratik için fırsatları oluyor. Yalnızca işte 4-6 saatle sınırlı kalmıyor bu. Tüm sınıflarda kullanıyorlar. Son derece iyi bir noktaya değindi. Yalnızca bir yıla kısıtlı kalmıyor. Bir sene yoğun olarak İngilizce verecek ama orada kesilmemesi onun bütün yıllara eşit olarak dağıtılması lazım. Kesinlikle. Yani esas şey burası. Kesinlikle. Şimdi çocuklar, öğrencilerimiz, değerli kardeşlerimiz, üniversite adaylarımız ve üniversitelilerimiz üniversiteye başlıyorlar, hazırlık okuyorlar. Bir yıl boyunca hazırlık okuyorlar. Haftada 24 saat, evet. 26 saat, 22 saat sürekli bir hazırlık programları var. Bölümlerine göre değişik mesleki terimleri öğrendikleri bölümleri, programları var ama sonraki yıllar mesleki İngilizce adı altında 2 saatlik basit programlarla geçiştiriliyor. Pratik yapma imkanı bulamıyorlar. Ama siz bir dersi 4 saatin altında gördüğünüz zaman onu daha az fokus olabiliyorsunuz, daha az konsantre olabiliyorsunuz. Bu da tabii unutmanıza sebep oluyor. Hedefimiz Nişantaşı Üniversitesi olarak tüm yıllara dağıtmak ve İngilizceyi sürekli kullanabilmelerini sağlamak. Sadece okul içinde değil, dediğim gibi dil uygulama merkezlerinde, Londra'da, Dublin'de, Erasmus'ta birçok ülkede. Çünkü gidip konuşması gerekiyor öğrencinin. Bir dönemini orada geçirmesi, iki dönemini orada geçirmesi çok büyük bir hayat tecrübesi aynı zamanda. Ama bunları nasıl seçtiğimizi biraz Nişantaşı Üniversitesi'nde neler yapıyorsunuz? Şimdi bizim metodumuz şöyle, biz dijital bir nesle hitap ediyoruz. Artık biliyorsunuz gençler aplikasyonlar, cep telefonları kullanıyorlar. Dolayısıyla biz harmanlanmış bir eğitim kullanıyoruz. Yani bir kısmı yüz yüze oluyor öğretimin, bir kısmı online, internet üzerinden oluyor. Online internet üzerinden programlarımız var ve aynı zamanda geliştirdiğimiz bir programımız da var. Akıllı telefonlar için de geçerli bu, değil mi? Akıllı telefonlarda Apple ve Android kullanıyoruz. iPad'de de bunu kullanabiliyorlar. Çocuklara baktığımızda esasında birçok şeyi, hani oyun oynarken, internette dolaşırken, ondan sonra ne bileyim yazışırken çok rahatlıkla öğrenebiliyorlar. Evet. Ama hani gel bu bir ders yahut da işte senin bölümüne hazırlık dediğimizde orada kilitleniyorlar. Bir ket vurma, evet, durumu aynen, söz konusu. Aynen. Onların dünyalarına yeteri kadar girmediğimiz için oluyor Sayın Hocam. Doğru. Bence en büyük problem. Onları tam olarak anlayamadığımız. Evet. Ama şimdi siz öğrencilerimizin, biz eskiden odaya girdiğimizde böyle pencereye yakın yere yatağımızı koyardık. İşte daha temiz hava alalım. Şu an ben yeğenlerimle konuştuğumda, öğrenci kardeşlerimle konuştuğumda odada yatağı nereye koyuyorsun diye çok basit bir soru soruyorum. Prizin yanına cevabını alıyorum. Nedeni de şu: şarj telefonla birlikte yatıyor, telefonla birlikte yaşıyor. Bu artık vücudunun bir organı gibi olmuş. Bunu yatsırsanız, farklı bir tarafta görürseniz asla onların dünyasına giremezsiniz. Biz Nişantaşı Üniversitesi olarak ya bunu yapabiliriz, bunu eğlenceli bir hale getirebiliriz. Bir application yazdık, ismi Niche Learning. Bunu indir, Android'den de indirebilirsin, iOS'tan da indirebilirsin, her türlü Windows'dan da görebilirsin. Laptopunda, iPad'inde kullanabilirsin, cep telefonunda kullanabilirsin. Yeter ki İngilizceye bir 40 dakika günde ayır bizim için. 30 dakika ayır, 20 dakika ayır. Çok bir şey istemiyoruz. Zaten telefonun yanında, lütfen bunlara da bir bak. Doğru. Hem sana sürpriz hediyeler de gelecek, sürpriz puanlar da toplayacaksın. Yani çok çok onların dünyasına girmeye çalıştık. What are the plans? If I could add something.
Ben de bir şey eklemek isteyeceğim. Geçmişte öğretmenler, işte öğrenciler telefon kullandığında sinirleniyorlardı. Ama şimdi artık bunu avantajımıza kullanıyoruz. Bunun kaldıraç etkisini kullanıyoruz. Dijital dünyanın, dijital eğitimin kaldıraç etkisini kullanıyoruz. Dünya değişiyor kesinlikle. Peki, gelecek için planlarınız ne yönde? Önümüzdeki nesil için, yeni nesil için ne tür planlarınız var? Zaten yaptığımız şeyler başarılı oluyor. Dijital dünyada başarılıyız, bunu sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıl bildiğiniz gibi gerçekten yeni, güzel bir kampüse taşınıyoruz. İngilizce programlarımızın çoğu daha da özel olacak. Bazı programlara özel İngilizce sunacağız. Mesela spor İngilizcesi öğretebileceğiz. Profesyonelleşme olacak İngilizce'de. Son derece önemli profesyonel İngilizce. Özel amaçlı İngilizce dersleri olacak. Mesela çocuk bakımı programında yine özel bir İngilizce söz konusu olacak. Atletizmde özel bir İngilizce söz konusu olacak. Havacılıkta özel bir İngilizce programı olacak. Lise sona kadar biz bunu görüyoruz. Tekrar tekrar görüyoruz. Sonra üniversiteye geldiğimiz zaman tekrar baştan başlıyoruz. Evet. Niye bu kadar uzun yılda? Mesela sizin Londra kampüsüne gittiği zaman en fazla bir yılda bu işi halledebilir. Bir yılda 6 ay. Bir yıl diyelim mükemmel bir şekilde. Niye 12 sene, 12 yıl geçmesine rağmen bir şey ilerleyemiyoruz? Şimdi dil uygulama merkezlerinin en büyük avantajı da bu. Öğrenci gidip tiyatroya da gidebiliyor, operaya da gidebiliyor. Orada insanlarla, farklı insanlarla sürekli hayatın içinde konuşma imkanı buluyor. Biz ise her yıl başlıyoruz Eylül ayında. Ben özellikle ilk öğretim ve orta öğretim için söylüyorum. Eylül ayında başlıyoruz, belli gramer konularını alıyoruz. O çok çok yoğun şekilde bunları görüyoruz. Evimize gidiyoruz veya teneffüse çıkıyoruz, Türkçe konuşmaya başlıyoruz. Hiçbir şekilde pratik yapma şansımız olmuyor. Şimdi bu atmosferi yakalayamadığı için öğrenci başka bir ülkeye gittiğinde bunu zorunluluk olarak hissediyor. Çünkü su içmesi gerekiyor. Çünkü yemek yemesi gerekiyor. Çünkü tiyatroya gidebilmesi için bilet alması gerekiyor. Bunların hepsini İngilizce olarak söylemesi gerekiyor. Arkadaşlarıyla iletişim kurmak istiyor. İnsan sosyal bir varlık. Dolayısıyla en değerli şey doğru iletişimi kurabilmek. Bunun için de İngilizce konuşması gerekiyor. Nişantaşı Üniversitesi'nin dil uygulama merkezinin Londra'da ve Dublin'de olmasının en önemli sebebi bu. Michael, how is the Turkish student? Türk öğrencileri nasıl? Türk öğrencileri... The background is traditionally teacher-centered. Öğretmen odaklı bir art alanları var. Yani geleneksel olarak öğrenciler sürekli öğretmenin konuşmasına alışkın. Biz ise bu zihniyeti değiştiriyoruz. Daha öğrenci odaklı kılmaya çalışıyoruz. Başlangıçta biraz biliyorsunuz direnç olabiliyor. Öğrenciler buna alışkın değiller ama ne kadar bunu iletişimsel bir yaklaşım kılarsak, öğrenciler ne kadar konuşurlarsa o kadar seviyorlar dili ve daha da fazlasını istiyorlar. Yani yavaş yavaş sistemi değiştiriyoruz. Ancak başarılıyız. Kulüplerimiz var, öğrencilerin katılabileceği konuşma kulüpleri var, drama kulüpleri, tiyatro kulüpleri, kitap kulüpleri var. Gerçekten çok heyecan verici. İngilizce esasında bir iletişim aracı. Evet. İletişim aracı. Yani bunun için sen pek çok şeyleri kullanabilirsin. Yanlış yapabilirsin. Önemli değil. Yeter ki o iletişimi kurabil. Hani biraz cesaretli davran. Biz de hep acaba hata yaparsam nasıl algılanır? İşte sorarsam komik durum. Böyle bir şey yok esasında. Ya yani önemli olan işini halletmen. İşte bunu ister vücut diliyle yarı, ister hani doğru şekilde konuşarak, öyle değil mi? Aynı fikirdeyim Sayın Hocam. Bu çok önemli ama özgüveni kazanabilmek için biraz temelde olması bir şeylere lazım. Tutkunuzun olması aynen. Gerekiyor. Bir şeyleri arzulamak. Ya ben bu dili konuşacağım. Öyle veya böyle. Tabiri caizse kafa göz yararak da olsa bir şeylere başlatmanız gerekiyor. Çok doğru söylediniz. En aynen doğru şey özgüven. Peki çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much. Çok hızlı geçti. Ben teşekkür ederim. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın efendim.